Rehime ne yedik? Ne yedik, çok ne güzeldi. Yedik. Çok lezzetli değil miydi? Evet, çok güzeldi. Evet, şey hoşuma gitti yani. Hani hepiniz de bir sürü Urfa yemekleri gördük ama farklı bir şeyler de gördük. Evet, evet. Ağzı açık, ağzı yumuk, içli köfte. Okey, ama onun dışında mesela geldim, hiçbir lahmacun yoktu sizde. Evet, evet. Lahmacunu gördük. Beymede. Eline sağlık hayatım. Afiyet ve goldlu bardaklarımızla çayımızı içmeye devam ederken eşinle nasıl tanıştın, o centilmen evet. kocanla? Nasıl tanıştın bakalım, anlat. Eşimle aile dostumuz tanışıyorlardı. Bardak ağlıyor. Bardak da mı ağlıyor? Bardak bardak olalı böyle zulüm görmedi. Tutulamıyor bile. Ne kupa, ne fincan, ne çay bardağı, bu ne. Kendime özen veriyorum canım. Sen anlamazsın. Bence verme. Evet. Dozunu kaçırmışsın. Sen anlamazsın. Ben bu sana göre. Ben bu çay kaşıklarında kimde görmüştüm? Kübra'dan ödünç aldım. Ödünç mü aldın? Zevklerimiz uyuşuyor. Çok moda olduğu için evet, birçok evet. evde görebilirsiniz kızlar. Evet, hakikaten evet. güzelmiş. Bunu Urfa'dan mı aldınız ya? Evet, Urfa'dan aldım. Ben zaten giderken alayım bari eve. Aldım. Nasıl tanıştın bakalım damatla? Eşim askerden geldi. Bir akrabamızın düğünüydü. Hı. Orada işte beni görmüş, beğenmiş falan. Düğünde görüyor. Evet, düğünde görüyor. Annesi de beni beğenmişti falan. Hmm. İşte annesi açmış konuyu. İşte Fehime'yi gördüm falan, güzelleşmiş. Hmm. Böyle güzel bir genç kız olmuş falan Kaç dedi. Kaç yaşındaydın o zaman? 19 yaşındaydım. Ondan sonra eşim demiş, ben de fark ettim falan demiş. Çekilmiş söylemeye annesine. Öyle olunca geliyorlar işte, biz böyle biraz sosyal medyadan karıştırıyorum ben. Annem nerede böyle kulaklığı fısıldıyor. İşte bakıyorum yakışıklı falan, spora gidiyor, kasları var. Kaslı? O dönem. Evet. O dönemim, o dönemim var bak. Şimdi de olsa yine bakacak aynı kas. Kas evet. seviyorsun. Evet. Yalnız biraz şimdi yok ama. Şimdi teras var. Teras, balkon, teras doğru. Öyle. Ya bir şey söyleyeceğim, niye böyle yapıyorsunuz? Kaslı alıp sonra bir teras, üç oda, bir salon, bir göbek yapıyorsunuz adamlara. Güzel, Urfa'mızın yemekleri çok güzel olduğu için. Yok, bence başka bir niyetimiz var. İyi bakıyoruz. Yedirelim, başka kimseler ya, bakmasın. Kocalarımıza çok iyi bakıyoruz. Onlar da bize iyi bakıyor, biz maşallah de iyi bakıyoruz. Maşallahınız var karşılıklı. Evet, maşallah. Gerçi ben de 3 çocuk doğurdum, normal bu. Normal, kilo. Yo bence iyisin. Değil mi? Çünkü kat kat giyiniyorsun ya ablacığım, evet. o yüzden. Ama hakikaten güzel yemekleriniz var, kilo almamak işten bile değil. Bir de ben bu yörenin erkeklerin balık etli hanımlar sevdiğini fark evet. ettim. Sen biraz kilo alacaksın. Alamıyorum. Alamıyor işte. İçi içini yiyor. Böyle. Yiyor aslında. Hepimizden çok yiyor, çok ama yiyor. Almıyor. Şey hayatım çok hareketli. Evet. Hareketli. Sonra? İşte sonra istemeye geliyorlar beni. Tabii babam vermiyor. Önce bir ön konuşma. İzmir'de yaşıyorlar. O yüzden babam diyor ki ben kızımı vermem diyor İzmir'e. Niye İzmir'de yaşıyorlar? Sizinkiler nereli? Urfalılar ama İzmir'de yaşıyorlar. Ha, eşin tarafı. Evet, eşim tarafı. Ailesi sonra... İzmir'de yaşıyorlar. İşte daha sonra böyle birkaç kere gelip gidiyorlar. En sonunda babamı ikna ediyorlar. Ama Urfa'ya gelme şartıyla. Vav, wow, baban şart koşuyor. Evet. Şöyle mi diyor? Evi vereceğim ben, Urfa'ya gelin. Yok, öyle demedi. Nasıl dedi? İlk demedi evi vereceğim. Ev sonradan gelişti. Nasıl oldu, anlatsana. Urfa'ya geleceksiniz dedi. Urfa'da yaşayacaksınız. İzmir'e de gitmek yok dedi. Hmm. Öyle olursa öyle olur. Öyle de oldu. Ailesi hepsi geldiler Urfa'ya. Urfa'da yaşıyorlar şu an. Maşallah evet. ya. Fehime, ne aşkmış. Formülünün tarifi ne? Sivas'a götürememiş. Evet. Sevgi, aşk. Aşk. Evet. Bu da sevmiş aşk. Evet, bizde de var ama. Benimki herhalde fazla sevmiş. Demek ki. Ay çok güzel. Öyle. Sonra oldu. Geldiler. Aile evet. de yerleşti buraya. Peki evet. iş durumunu ne yaptı çocukcağızın? Hani bir işi vardı İzmir'de. Ya İzmir'de işi vardı. Burada devlet dairesine girdi memur olarak. İyi. İyi, memnunsun. İyi. Evet, İşinden, memnunum. Gücünden. Evet. Peki baban destek oldu mu? Evet, tabii destek Allah razı oldu. Olsun. Düğün hediyesi olarak evi verdi. Daha ne yapsın ya? Daha ne yapsın? Peki, isteme nasıl oldu? İsteme resimlerimiz yok ama bizde Urfa'da teşekkür derler istemeye. Böyle çiğ köfte yapılır, tatlılar gelir, erkek tarafı tatlı getirir, paklava Var getirir. Mı?
Vaktan. Onlar. Yok onlar yok. Onlar da yok. Vardı aslında da gitti yani bayağı olduğu için. Yürüyüp gittiler. Gittiler. Fotoğraflar gittiler yani. Nereye gittiler? Gezmeye mi gittiler? Silindiler yani. Silindiler. Gittiler evet. Fotoğraflar deyince. Hani İzmir'e mi gittiler? Yok İzmir'e gittiler mi gidemezler. Yasak. Peki ne var o zaman? Ne izleyebileceğiz? Nişanım mı? Var. Peki nişan, kına da var mı? Evet kına, ay, düğün süper. Var. Bu senin nişanın kaç yıl önce? 8 yıl. 9 mu 8 mi? 8. Tamam ne kadar nişanlı kaldınız? 1,5 sene falan. Kaç yaşındasın burada? Evet burada davul eşimden. 19-20 yaşlarındasın. Evet. Ay nasıl mutlu. Çekmemin sebebi. Sevdiğimi aldım kıskanım diyor. Davul önünde duruyor çalmış. Ben de hoşlanmıyordum. Nasıl buldunuz nişanlığını? Su yeşili. Yani o yıllara göre... O döneme göre güzel. Saçı da güzel olmuş. Evet. Yeşili. O dönem saçın açık mıydı? Evet açıktı. Ben evlendikten böyle 4-5 ay sonra falan kapandı. Allah Allah. Yani kendim istedim. Ne kadar ödedin o nişanlığa? 1,5 bin falan. 1500 TL. Evet. Bu Frank bağı dediğiniz şey. Evet. Onlar mı taktı bunu? Evet, eşim tarafı yaptı. Frank bağı, iki akıtma yaptılar. Nişanda yaptı değil mi? Düğünde başka mı yaptılar? Nişanda bir akıtma var, evet. Düğünde iki akıtma oldu. Salonu sen mi tuttun, damat evet, tarafı mı tuttuk. Yemekli miydi yoksa sadece? Bu nişan. Bazen nişanda da yemek falan yapıyorlar yok, ya veya çiğ köfte yap. O kim? Davul da akrabamız. Akrabamız da neşeli ya. Siz de vallahi genci yaşlısı. Evet. Zaten neşeli. Oynamayı bilmeyen çıkmaz oraya. Bence de çıkmasın. Evet. Doğru. Hakkını veren çıkar sen yani. Sen oynamayı seviyor musun? Ben de seviyorum evet. Ama bu kadar usta değilim. Peki düğün ne zaman oldu? 1,5 sene sonra. Evet 1,5 sene sonra ne oldu? Ay kına var ama ondan önce. Evet kına var. Bu kına geleceğim mi? Yine aynı salon galiba. Evet yine aynı salon. Kınanı kim yaktı? Kirbemiz. Ha. Ne taktı orada? Avucuna ne koydular? Çeyrek altın. Tabii Eda'nın kaynanası böyle daha bonkördü ya evet. Merak ediyor soruyor hemen. Ne, dur Eda nasıldı? Benimki cumhuriyet altını. İki avucuna birer tane yok, miydi? Bir taneydi. Bir de kınada hep şey derler ya, evliliği çok mutlu olan, evet. Çok uzun süren, sıkıntısız kişiler kınayı yaksın diye. Hı-hı. Sen de öyle birini mi tercih ettin yoksa? Bilmiyorum yani. Kirveydi öyle gelişti. O, öyle geldi yani. Kirve yani kirve ne yapıyor kirve diyorsunuz? Ne yaptı kirve? Yani kirve... Neden kirve denir? Bir kirve olur, kına yakılır falan altın koyar. Bizde kirvelik çok önemli. Evet çok evet. Önemli. Aslında. Şimdi ne yapıyor? Kirve önem, hediye götürür. Nasıl önem arz ediyor yani? Burada kirvenin görevi ben ne? Ben anlatayım mı aslanım? Birlikte anlatın. Tamam. Paslaşın. Buyur başla. Bizde sünnette yapılır aslanım. Ben de sünnette evet. Biliyorum. Sünnet masraflarını karşılayan mı? Evet sünnet masrafını karşılar. Yani aslında tuttuğunda sünnette kirvemiz deriz. Hani evet. Sünnet olan kişiye. Daha sonradan yıllarca birbirimizi hiçbir şekilde unutmayız. Bizde bir de kızları oğulları birbiriyle evlenmez. Yani akraba gibi olur evet, kardeş. Evet akraba gibi oluyoruz kardeş gibi. Çok güzel. Masraflarını genellikle bayramda, düğünde, seyranda kirvesi deriz. Yani o özellikle olmazsa olmaz hediyesi. Masraf şu şekilde hepsi değil. Tabii ki. İşte kuaför masrafı. Gelin arabası. Gelin arabası masrafı. Gelin bunlar, çıkarma. Gelin bizde çıkarma. Ona da sadıç öyle her şeyi yapmıyorlar. Sadıç denir. Sadıç. Evet, sadıç. Aa ben çok evet. Yaptım o zaman kirvelik sadıçlık. Bak şimdi evet. Aklıma geldi. Bunların bu manaya geldiğini bilmiyordum. Ama biz de götürürüz yani. Ne yaptı yani. Mesela sana? Bilezik falan götürürüz kirveye götürürüz. Tabii. İşte, kuaför. Araba süsleme masrafı, kuaför masrafı. Sağ olsun. Bir de işte çeyrek falan koydu o. Bunlar yani. Bir sağ de bizde ayrıyeten de davet edilir. Davette bilezik verilir kirveye. Ay ne güzel. Evet. Ne kadar güzel ya gün adetlerimiz. Boyunca, bu düğün salonu. Gün boyunca aslanım gelinle ilgilenir. Kirvelik yapan kişi. Gelinin tüm ihtiyaçlarını karşılar. Hep yanında olur. Zaten... Erkek de sürekli damatla ilgilenir, yani yanında olur. Nezime gibi evet. Bir nevi. Evet, düğüne gelelim. Bu düğün salonu neresi? Urfa'da mı? Urfa'da. Tamam, neresi? Sizin düğün salonu. Değil mi? Aynısı. Evet, aynısı. Onu fark ettim. Ya. Biraz daha goldlaştırılmış. Evet, modern olmuş. Peki yemekli miydi düğün yoksa? Evet, yemekliydi. Kaç kişilikti?
2000 kişilik falandı. Kuzu içi zerde yapıldı. Yemekliydi. Gelinliğin kiralık mıydı? Evet, kiralıktı. Ne kadar? İmam nikahı orada mı kıyıldı? İmam nikahı galiba. İmam değil mi? Evet. Hoca. İmam nikahı kıyıldı orada. Allah kabul etsin. Fehime ne kadar değişiksin ya. Evet. Saçını ben pek beğenemedim. Neden? Ama ya. Gelinliğin güzel de saçın böyle çok tepede mi kalmış? Çok büyük mü toplanmış? Öyle bir şey olmuş yani ama evet. Gelinliğin güzel. Evet, çok bombeli yapmışlar saçı. Gelinliğini ne kadar almıştın? Kiralıktı. Ha. 3500 TL'ye. Güzel. Neler takıldı sana o gece? Takı töreni yapmadık. Bizde cuma oluyor biliyorsunuz. Söylemiştim. Evet. Cuma'da falan takılıyor. Ne kadar ne takıldıysa da kaynanan birinin tarafına verdim. Öyle mi? Evet. Yani senin tarafını da taktıklarını evet, da mı verdin? Evet, amcalarım bana cumhuriyet falan neden? Takmıştı. Hepsini verdim. İsteyerek mi verdin? Evet, isteyerek verdim. Yok, isteyerek vermiş belli. Yok, isteyerek neden? Verdim. Onlar da isteyerek aldı. Evet, aldılar. Zaten bana altın yapmışlardı. Evet. Gelenleri de verdim. Ya onlar sizin hediyeniz değil mi? Yani sizde kalması gerekmiyor mu? Yani alan var. Biz kendi erkek kardeşimi yakın bir zamanda evlendirdik. Gelinimize takılanı biz almadık mesela. O da vermedi. Evet. Kendi de vermedi. Biz de almadık. Öyle kaldı. Evet, öyle kaldı. Yani siz de isteseniz vermeyebilirdiniz. Evet. Çünkü ben yine bunu söylemek istiyorum. Ben düğünde takılan, geline ve damada takılan takıları ben onlara hediye mukabilinde diye adlandırıyorum. Hani aileler zaten yani üzerlerine düşeni yapıyorlar. Onun da annesi, onun da babası yapmıştır. Hani ya, tabii ki yardımcı olmak, borca harca giren evet. aileler varsa tabii ki evlatlar olarak bizler yardım etmek istiyorsak ederiz. Ama bence o hediyeler gelin ve damadın olmalı diye düşünüyorum. Ama buralarda da... Ama anneyi ve babayı bütçesi uygun değilse damadın özellikle veya gelinin bir takım şeyler için zorlamamak gerektiğini inancındayım. Tabii kesinlikle. Evet. Altın isteme adeti Urfa'da çok yaygın. Yani o kişiden kişiye değişiyor. Geçen gün de söylemiştik. Evet. Her aile genel kendi olarak bütçesine göre yapıyor zaten. Evet. Her aile kendi evet. bütçesine evet. göre. Evet. Aşk, sevgi, saygı bence çok önemli. Çok daha önemli. Artık biz senin sürprizine geçelim mi? Geçelim Aslı Hanım. Ne dersiniz? Çok iyi oldu. Çok merak ettik. Ben çok merak ettim. Bu güzel ettiğin dansları, oyunları evet. dedin ki orada göreceksiniz. Evet. Biz nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz değerli izleyenler? Pek bir malumatımız yok ama bu evin içinde mi sürpriz dışarıda mı? Dışarıda. O zaman çantalarımızı alalım. Evet. Ve dışarı çıkalım. Gidelim. Tamam Aslı Hanım. Evet. Biz dışarı evet, çıkıyoruz. Tamam. Peki. Malum final günü ve evet. hanımlar sana puan kullanacaklar. Hı hı. Finali de orada yapabilir miyiz? Müsait mi? Tabii ki de. Tabii ki de yapabiliriz. Çok güzel. O zaman bizi değişik bir yere götüreceksin. Evet. Biz buna bayılırız. Acaba Fehime bizi nereye götüreceğim? Gidiyoruz. Hadi gidelim. Hadi gidelim.